Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden pazar 6 Ekim pazar e, Dalaman gündeminde sizlerle tekrar birlikteyiz. E, bu yayınımız biraz e, özellikle belli bir konu üzerinde yoğunlaşacak. E, geçtiğimiz günlerde Ekim ayı meclis toplantısında gündeme gelen ve onaylanan 1 bölü 1000 revize e, uygulamalı imar planı ile ilgili olarak size notlarımı paylaşacağım. Ee, bu aslında biraz e, ayrıntılı bir çalışma. Ee, bazı yerleri okuyacağım size, bazı yerleri geçmişinden itibaren size anlatmaya başlayacağım. Tabii bu bizim uzmanlık alanımız değil. Yani biz e, imarcı değiliz, biz mühendis değiliz, mimar değiliz. Ancak tabii bir gazeteci olarak özellikle kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamında üzerimize düşen bir görev var. Yani insanlara bunu anlatmak lazım. Sokakta konuşulduğu gibi işte efendim benim şu kadar yerim gitti, şu kadar şöyle oldu, böyle oldu gibi spekülasyonlar yerine aslında e, kamuoyunu sadece net bilgilerle, resmi bilgilerle aydınlatmak gerekiyor. Tabii baktığın zaman yani şöyle bir eleştiri de gelebilir yani. Bu bilgilendirmeyi Dalaman Belediyesi'nin, Dalaman Belediyesi yetkililerinin baş, başta başkan olmak üzere yetkililerinin ya da bu konuyla alakalı teknik birimlerden herhangi birisinin açıklaması gerekiyor. Hakikaten açıklaması gerekiyor. Bunu ben de eleştiriyorum ama e, maalesef böyle bir şey olmadı. Çok derme çatma bilgilerle sokakta, sahada konuşum, konuşmalar oluyor. Onun için ben e, bir gazeteci e, olarak vatandaşa bunu en basit haliyle, en basit haliyle anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla. Tabi Tabii da yapmadan. Bizim e, aslında gazeteciler açısından bir böyle bir imar planı yani imar verilmesi, inşaatların başlaması sadece sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla bizi aslında alakadar ediyor, vatandaşı alakadar ediyor. Bir yönüyle de aslında kendisine sahibi olduğu arsası, tarlası olan insanlara da tabii çok yakinen ilgilendiriyor. Olayın hem ekonomik sonucu var, hem sosyal sonucu var, hem hukuki sonuçları var. Bu elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışacağız. Tabii birçok eksikler kalabilir. Birçok yönleriyle de değinmemiş olabilirim. Elimden geldiğince siyaset dışından siyasetin dışında, bağımsız ve tarafsız olarak sadece bilgilendirme yapmak istiyorum. Ama buna rağmen tabii kendisini belli bir siyasi görüşe angaje etmiş ya da bu imar planından dolayı ciddi anlamda canı yanmış, ekonomik kaybolmuş insanların tabi yoğun ve sert eleştirileri de olabilir. Ama bu eleştirilerin ya da bunların muhatabı ben değilim. Ben icra makamı değilim. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek için anlatacağım. Tabi bunu anlatmaya başlamadan önce de özellikle 19 Eylül tarihinde yapılan, kültür merkezinde yapılan bilgilendirme toplantısına da biraz atıfta bulunacağız. Yani orada neler bahsedilmişti. ben bunu yaklaşık 3-4 gün inceledim. Bu konuşmaları, oradaki sohbetleri, konuşmaları, soruları, cevapları inceledim. Onlarla ilgili notlar aldım. Öncelikle oradan başlayacağım. tabii sokakta karşılaştığımız zaman insanlar şöyle diyorlar. Ya imar, Ben diyorum ki işte imar planı onaylandı falan. Vatandaş diyor ki ya bana ne benim tarlam yok, takkam yok, arsam yok falan. İşte işte öyle değil yani. Aslında baktığın zaman imar planı onayı, onaylanması, inşaatların başlaması, ondan sonra e, kamu alanları, donatı alanları, işte alışveriş merkezleri, aidem, işte ne bileyim yeşil saha, yeşil alanlar, spor tesisleri, eğitim tesisleri, e, ibadet tesisleri açısından baktığınız zaman aslında bütün hayatımızı bizim Dalaman'da yaşayan bütün insanların hayatını etkiliyor. Yani senin arsan olması, tarla takkanın olup olmaması çok da önemli değil ama sana da dokunuyor yani bunun sonuçları itibariyle sana da dokunuyor. Bunu öyle düşünmek lazım. Ya benim arsam yok bana ne falan demek çok bence e, basit bir tutum. Mesela e, biz şimdi gidiyoruz okul istiyoruz. Çocuğumuz için okul istiyoruz. Ya da diyoruz ki ya işte Dalaman'da niye alışveriş merkezi yok? İşte filan yere bir benzin istasyonu yapılsa falan yere bir fen, fen lisesi yapılsa e, ondan sonra ya şu şu bölgede bir cami eksik ne bileyim işte ya şurada çocuklarımızın oyunu oynayacağı doğru düz yeri yok. Bir çocuk parkı olsa filan diyoruz. İşte baktığın zaman aslında bunların hepsi bu revizyon imar planının onayına ve buralara yapılacak inşaatlarla ilgili olarak Dalaman Belediyesi'nin imar e, ruhsatı, imar izni vermesine bağlı. Bunu Bu da ancak işte bu imar planının onayına bağlı. Yani bir bölümünün onayına bağlı. Dediğim gibi yani bu beni ilgilendirmiyor demek mümkün değil. Bütün insanların Dalaman'da yaşayan Tüm insanın hayatını etkiliyor. Yani e, hesaplarıma göre ya da tahminlerime göre ben şahsen yani gözlemim olarak e, 2040 yılına kadar ki Dalaman'ın vizyonunu belirleyecek bir çalışma bu. 19 Eylül'de biliyorsunuz bir toplantı yapıldı. Bu toplantı Sayın Başkan Sezer Durmuş'un e, açış konuşmasıyla başladı. Sezer Durmuş orada dedi ki e, bu iş dedi biraz bizim kucağımıza kaldı dedi. Kucağımıza kaldı dedi. İnşallah dedi Ekim Meclisi'nde dedi bunu gündeme getireceğiz. Çalışmalarımız sürüyor dedi. Sonra Muğra'dan gelen işte Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı, e, İmar, İmar Daire Başkanı e, bu dedi 40 yıllık bir plan burada olabildiğince şeffaf olmaya çalıştık hazırlarken dedi. 2021 Ağustos'unda 1/5000 onaylanmıştır dedi. Bilgi verdi yani açış konuşmasında. bizim dedi kontrolümüz dışında 1/1000 onaylandı dedi. Tabii kontrolümüz dışında derken o bir bürokrat olarak konuşuyor. Siyasetçiler açısından baktığınız zaman Büyükşehir Belediye Meclisi işte Sayın Osman Gül'ün başkanlığında bunu onayladı. İtirazlar oldu. Onları anlattı, e, daire başkanı itirazları anlattı. İşte terk oranlarıyla ilgili olarak işte 88 tane kullanım kararı, 263 tane değişiklik önerisi, 11 tane yapılaşma koşulları, 168 tane donatı alanları, 118 tane diye e, istatistik bilgiler verdi. E, nüfus projeksiyonunun 100 bin olduğunu ifade etti. Şehir merkezi 75 bin, e, mahalleler yani köyler 25 bin olarak toplam 100 bin olarak ifade etti daire başkanı nüfus projeksiyonunu burada biz dedi yaptığımız çalışmalarda dedi kentsel donatıları sınır değerlerine çekiyoruz dedi yani çekeceğiz dedi e, bu bir kanuni zorunluluk dedi yani buradan kastettikleri aslında mesela e, kişi başı dalamanda nüfusta kişi başı e, 12.5 metrekare olarak yeşil alan ayrılmış bunu 10 metrekareye gibi e, kanuni sırlarına çektik dedi. Teknik altyapı alanları değişmiyor. Kurumlardan gelen e, işte Muski'den, Aydem'den devlet suçlarından gelen yazılar var dedi. 5000 e, tane imar parseli olduğunu ifade etti Dalaman'da. E, bağımsız bölümlere ciddi itirazlar olduğunu söyledi. Bağımsız bölümler biliyorsunuz 110 metrekareydi. Ee, revizyona biz diyor tekrar alırsak bunu, bunu tekrar alırsak revizyonu yeniden yapmaya kalkışırsak bu dedi iki yıl sürer dedi. Ee, bağımsız bölümlerde bölgelemeler yapılacak, kısmi çözüm sağlanacak dedi. Yani bölge bölge bağımsız bölümler açısından. Ee, ilçe meclisinden karar çıkacak şimdi sonuç itibariyle ki çıktı. Ee, o toplantıda bunu söylemişti. Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra tebligat yapılacak. Evet. Dalaman Belediyesi'ne gelecek. Dalaman Belediyesi'nde onaylandıktan sonra askıya çıkacak. Askıdan sonra 60 gün içerisinde askının bitiminden itibaren 60 günlük dava açma süresi var. Yani şu anda bir hak kaybının olmadığını ifade etti. İtirazlar açısından da şöyle bir istatistik bilgi verdi. Yaklaşık olarak 1400 küsür, 1400, o zaman 1400 demişti ama 1490'larda e, seyreden bir itiraz adedi var sayısal anlamda. Revizyon imar planına. 600 tane Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz yapıldığını yani toplamda 2000'e yakın itiraz olduğunu söyledi. Ekim ayı sonunda askıya çıkabileceğini, yıl başında da imar açılışının gerçekleştirilebileceğini söyledi. Donat donatı alanları hazineden alınmalı aslında dedi fikir olarak daire başkanı. Donatı alanları hazineden alınmalı ama hazine tabii bu konuda biraz şey... Ondan sonra mesela orada çok ilginç bir bilgi verdi İşte her 10 bin nüfusa bir ilkokul iktisap ediyor. Yani bir ilkokul ihtiyacı var her 10 bin nüfus için. İlçe belediyesi 18 uygulaması yapmalı dedi. Ona da bir vurgu yaptı. Yani plan onayının takiben ilçe belediyesinin de acilen e, tarlalar için 18 uygulaması yapması ile mağduriyetlerin önemli ölçüde giderileceğini ifade etti. İmar planlarında e, Merci Karar Merci'sinin e, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye meclisi olduğunu söyledi. İmal planları sadece idari bir işlem değil, kendine has yönetmeliği var, kendine has süreçleri var. Karar merciyi meclislerdir dedi. Yani idari mahkemeye gittiğiniz zaman tabii şöyle bir örnek de var. İşte efendim benim işte iki dönümüm vardı da bir buçuk dönümü gitti e, filan diye itiraz ettiğiniz zaman e, e, idare mahkemesi bunun işte 1500 değil de 1300 metrekare gitmeli idi falan diye de karar vermiyor. Red ya da kabul yapıyor. Red ya da kabul. Olayın içeriğiyle alakalı bir karar vermiyor idare mahkemeleri. Bağımsız bölümlerde bölgesellik yapılacak dedi. Merkezde az, merkezde az, çevrede <laughs> çok bağımsız alan oluşturulması çabası içerisindeyiz dedi. Tabii ruhsatlı alanlar yeşil alan olmuş. Ruhsatlı evler yeşil alan olmuş gibi itirazlar da var. 2008'dekine göre yapılmış. Yani bu imar planı 2008'e göre, 2008'de belirlenen mücavir alan sınırları içerisine göre yapılmış bilgisini verdi. Bu hakları koruyacağız dedi. Kentsel standartlara uygun olmak şartıyla bu hakları koruyacağız dedi. 18 uygulaması %30'dan 18 uygulaması yıllar içerisinde. 18 uygulamasında biliyorsunuz bir tarlayı Parsel yapıp da arsalara bölmek istiyorsanız bunun yüzde otuzunu veriyordunuz eskiden şimdi yüzde yüzde kırk beşe çıktı ee, işte otopark yönetmeliği çıktı bu arada bu e, tabi yıllara sahri olarak son olarak otopark yönetmeliği çıktı mevzuat sürekli değişti ee, burada e, sayın daire başkanının imar daire başkanının önemli vurgularından bir tanesi de işte Plancının gözü kördür dedi. Biz dedi burada mağduriyetleri dedi yüzde yetmiş yüzde seksen önleyebilirsek bize yeter dedi. Yani oranlar oransal açıdan. Ee, ondan sonra araya Sezer Durmuş tekrar girdi. Sayın Başkan tekrar girdi. 1988'den beri belediye başkanları sürekli imara açmışlar. Ama imara açarlarken demiş dop oranlarına e, uymamışlar. Oy kaygısıyla e, çalışmışlar. Yapan da yaptıran da bu konuda suçlu dedi yaptığı konuşmada. Sadece mesela bir e, 18 uygulaması yaparken sadece yeşil alan ve yolu bırakmışlar. Kamunun diğer ihtiyaçlarıyla ilgili olarak alan bırakılmamış dedi. E, bu tabii geldi 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 2024'te tıkandı dedi. E, kaçak yapılarla ilgili olarak Sayın Başkan açıklama yaptı. Kaçak yapılar yıkım süreci yılbaşından sonra başlayacak dedi. Çevre şeyciden Çevre seyircilikten alınacak talimata göre başlayacak dedi. Ee, plan neden iptal edilmiyor konusuna geldi. Ee, plan ruhsat bir buçuk yıldır zaten Dalaman Belediyesi tarafından verilmiyor. Revizyon 3 yıl daha sürer. Yani bunu yeniden yapılması üç yıl daha sürer. Ee, tabii bu üç yıl içerisinde şöyle bir durum var. Yani 2021'deki onaydan sonra 1 bölü 5 bin onayından sonra ee, yaklaşık 22 tane kuruma yazı yazıldı, hepsinden onay alındı. Ee, yani bu kurumlardan tekrar aynı görüşler alınacak. Bu arada nüfus artacak. Ee, Senin şimdi alan belli, alan sınırlı belli, alanın ihtiyacı olan donatı alanları belli. Mesela sen şimdi 10 bin daha nüfus arttığın zaman senden bir ilkokul daha isteyecek, senden belki bir cami daha isteyecek. Ee, ne bileyim işte senden bir daha aydem diyecek ki buradaki elektrik az geliyor, buraya bir elektrik trafosu daha büyük olsun filan gibi senden yeni yeni alanlar isteyecek. Ee, tabii yüzde 45'ten sonrası yani 18 uygulamasıyla belediyenin alacağı yüzde 45'ten sonrasında eğer ihtiyaç duyulursa donatı alanlar açısından bu sefer kamulaştırma yapılacak. Ee, burada tabii hem belediye başkanı hem daire başkanı hem de Ekim'deki meclis toplantısındaki en önemli vurgulardan bir tanesi de revizyon imar planının onayını takiben 18 uygulamasının belediye tarafından acilen yapılması, e, mağduriyetlerin olası e, mağduriyetlerin biraz daha fazla önlenmesi. Yani bir varsa birkaç mağduriyet onlara da çözülmesi yönünde 18 uygulamasının yapılması ve 2008'de belirlenen mücavir alan sınırları içerisindeki yapılaşma standartlarının tamamen artık ortaya dökülmesi şeffaf bir şekilde. Yani arsası, tarlası, takkası, yeri, yurdu hepsi ortaya çıksın. Bununla ilgili belediyenin 18 uygulaması yapması lazım. 18 uygulaması tabii imar planları gibi çok uzun süren bir şey değil. Onda da kurum görüşleri var ancak yaklaşık bir yıl içerisinde sonuçlanabiliyor. Şimdi tabii burada şöyle bir vurgu da var. Asıl mülkiyete dokunan plan, mülkiyete dokunan uygulama 18 uygulaması. Yani 1 bölü 5 bin, 1 bölü bin tamam gittikçe, küçüldükçe daha insanlara dokunur planlar ancak 18 uygulaması bizzat şahsen şahıslara bireylere hisse sahiplerine tarla sahiplerine arsa sahiplerine ve onların komşularına dokunan en güncel olay 18 uygulaması e, tabi bu çok kısa da sürebilir bunda anlaşmazlıklar çıkıp yıllar boyunca da sürebilir 18 uygulaması. E, tabii imar planı burada şunu yapıyor yani imar planı şimdi bir imar planını bir hükmü şahıs olarak düşündüğünüz zaman imar planının tek hedefi var kamu yararı e, yani mülkiyet efendim Ahmet'in burası burası Mehmet'in burası işte şu eşraftan şu kişinin efendim şuranın sahibi siyasi şöyle bir kimliğe sahip gibi bir bakış açısı yok imar planı imar planı tamamen e, kamu yararına bakarak yani az önce dedim ya daire başkanının söylediği gibi yani plancının gözü kördür ee, şimdi davayı kazandığın zaman mesela dava açtın davayı kazandın davayı kazanmak arsayı e, imarlı hale getirmiyor yani öyle bir şey de var mahkeme ya uygun diyor itiraz ya da değil diyor uygulamayı tekrar değerlendirecek olan yani buradaki alınacak olan e, hukuki dava sürecinde red gelirse eğer uygulamayı tekrar yapacak olan yine idare yani orayı siz ka davayı kazandığınız takdirde kazandığınız arsanın o bölgesi artık imarlıdır anlamına da gelmiyor. Sadece itirazınızın kabul edildiği anlamına geliyor. Şimdi tabii ilçe bütünü düşünülüyor. İlçe bütünü düşünürken imar planlarında 22 tane kurum görüşü alınıyor. Yani ben mesela 1 bölü 5000 incelediğimde bakıyoruz Karaçalı Mahallesindeki Topraktaki azot miktarını bile orada rastlayabiliyorsunuz. Yani bu masaya kağıdı kalem alıp da çizmek gibi bir şey de imar planı öyle bir şey değil. Yani çok kapsamlı bir şey. 1 bölü bin böyleydi yani. Ama 1 bölü 1000 daha da kreatif, daha ayrıntılı, daha yakından bakan. Yani ormanı değil de ağaçları tek tek neredeyse nitelendiren bir plan. Şimdi imar planı olmazsa tesis olmaz. Hani biz hani bazen diyoruz ya. E, alışveriş merkezimiz yok işte okulumuz yok fenlisesimiz yok işte bizim efendim işte niye bir kapalı yüzme havuzumuz yok ne bileyim işte spor tesisimiz turizm tesislerimiz merkezde işte otel e, benzin istasyonu gibi tesisler niye yok diyoruz ya bu tesislerin yapılabilmesi için imar planı içerisinde bu lekelerin imar planı çiziminin üzerine konması ve onaylanması gerekiyor kamusal yatırım için de e, sadece özel şahıslara ait değil kamusal yatırım için de ee, imar planı şart. Yani imar planında sizin o şey yapmak istediğiniz yerle ilgili lekeler yoksa e, olmaz. Şimdi nüfus artarsa ki artacak. DOP artar. Yani sizin ayrılmanız, kamuya ayrılmanız gereken alanlar artar. E, i̇ki yıl kurum görüşü alınacak. Ondan sonra e, şimdi Dalaman'ın tabii şöyle bir sorunu var. Yani bakıyorsunuz mesela TİGEM. Bir tarafımız TİGEM. E, bir tarafımız kapı Kapıgargın ve Doğal sit. ...ağırlıklı olarak deniz tarafı... E, ...kuzey tarafına baktığınız zaman doğal sit... ...yani e, Atakent bölgesi... ...orası da doğal sit alanına giriyor... ...ondan sonra işte kargın... ...kargın külü mutlak tarım arazisi olarak... ...addediliyor... E, ...yani... ...aslında bir çanak içerisinde... ...sıkışmış vaziyette... ...2008 itibariyle belirlenen sınırlar bunlar... ...Dalaman bir yere sıkışmış vaziyette... ...bu alanlar değişmeyecek... E, ...bu alanlar değişmeyecek ama... Ee, siz buna itiraz ettiniz ya da bunu yok saydığınız zaman bir imar planı tekrar 2-3 yıl daha geçtiği zaman aynı nüfusa bu sefer başka başka yeni yeni donatı alanları istenecek. Aynı çerçeve alan içerisine. Ee, bu sefer insanlardan alınan, insanlardan mülk sahiplerinden alınan, arsa sahiplerinden alınan, tarla sahiplerinden alınan kamusal donatılar için alan miktarı daha da artacak tabi. Ee, ondan sonra Daire başkanı konuşmasının son bölümünde şöyle dedi. Ee, öncelikle yani imar planı bir bölü bir revize imar planını hazırlarken e, uydukları kriterler açısından da bazı ana başlıklardan bahsetti. Birincisi dedi çevresi yapılaşmışsa emsal kabul etmek ve mağduriyetleri azaltmak dedi birinci madde. İkinci madde ruhsatlı iskanlara donatı varsa değerlendirme değerlendirmeye alınacak. Yani ruhsatlı yerlere mesela ruhsat evi adamın evini işte okul yeri yapmışlar. Bunlar da değerlendirmeye alınacak. Üçüncüsü dedi, yeni belediye projesi varsa 2024-2029 dönemi için yatırımı varsa belediyenin yatırımları alakalı olarak yerler de ona göre şimdiden işaretlenecek, ayrılacak dedi. Ee, şimdi parsel parsel tabii her oranda ve büyüklükte yapamayız. Yani evlerimizi, inşaatlarımızı o şekilde yapamayız. Koşullar sağlanmadan, bu koşulların hepsi sağlanmadan imar planı olmaz ee, bitişik nizam ticari alanlarda sorunlar çıkıyor, belediye zorlanıyor. Ayrık nizam daha iyi diye bir genel görüş bildirildi. Ayrık nizam diye bir görüş bildirildi. Ee, 19 Eylül'deki toplantıdan benim aldığım notlar bunlardı. Şimdi bu toplantıdan sonra tabii ben bu konuda uzman değilim ama yani toplantı ile ilgili notlarımı sizden paylaştım, araştırıyorum, işte size bilgi veriyorum. Ee, size şimdi plan notlarını okuyacağım. Plan notlarında şöyle deniyor. Yani e, Dalaman Belediyesi'nin e, 1 Ekim'de yaptığı e, imar planı maddesi, 14. maddeydi e, imar planı maddesi e, onaylandı. Bu görüşmeler sırasında e, yaklaşık 1490 küsur itiraz ismi, adası, parseli, itirazın cinsi ve sonucu itibariyle alınan karar itibariyle tek tek okundu İki şehir plancısı ve imar müdürü e, okudular e, hakikaten yoğun ve zor bir e, ya yani üç buçuk saat süren insanların işte artık yani sıkılmaya başladığı bir şeydi ama bunların okunması gerekiyor tek tek okunması gerekiyor e, bu on dakika bir ara verildi falan işte e, plan şu not en sonunda plan notları okundu yani isimler bittikten sonra plan notları okundu Ben e, belediye'den bu plan notlarını rica ettim. Plan notlarında e, mesaj şöyle diye anlatmış, e, değerlendirme sonuç bölümleri tabloda yer almaktadır demiş. Yani e, değerlendirme ve sonuç bölümleri. Az önce dediğim gibi 1490 küsur kişinin şeyi okundu. E, planın tamamına ilişkin itiraz dilekçilerine dair değerlendirmelerimiz Dalaman Muğla Kent Bütünü 1 bölü 1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı üzerinde işlenmiştir dedi. Ee, size buradan okuyayım bunları. Atakent Kavşağı ile Havalimanı Kavşağı, Havalanı Kavşağı arasında kalan karayolu cepheli parsellere itiraz dilekçilerine ek olarak ticaret konut alanlarının bu plandan önceki yürürlükte olan uygulama imar planda olduğu gibi bitişik nizam 5 kat olarak düzenlenmesine orman sınırlarına komşu parsellerde binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında düzenlenen 10 metrelik orman yollarının eski haline getirilmesi mümkün olmayan yerlerde ise en az 7 metrelik bir yol bırakılması şeklinde düzenlenmesine yani 10 metre yerine 7 metreye düşürüyor. Burada 3 metrelik de bir avantaj elde ediliyor. Revizyon ve ilave uygulama imar planından önce yürürlükte olan uygulama imar planında ikiz nizam olarak belirtilen imar adılarının mekansal planlar yapım yönetmeliği doğrultusunda blok nizam olarak değerlendirilmesine. E, bitişik nizam yapı nizamına sahip alanlarda teknik çizimlerde imar planı üzerinden yan bahçe mesafelerinin kaldırılmasına. E, ondan sonra... E, işte bazı turizm alanları tekrar hizmet alanına çevriliyor. Bazı hizmet alanları turizm alanına çevriliyor. ondan sonra Atatürk Caddesi'nin doğusunda bulunan cadde ve imar planlarındaki aynı hat üzerindeki. Burada söylemek istediği Çağlayan Sokak'tan itibaren işte 4 kat ve ayrık nizam e, 0.30 1.20 olarak düzenlenmesine diyor. 9.5 metre yükseklik. Yani Çağlayan'dan köprüye kadar olan kısmın 4 kata düşülmesi ve ayrık nizam yapılması diyor. Burada sağlık alanlarından bahsediyor. Eğitim alanlarından bahsediyor. Burada tabii enerji üretim ve dağıtım depolama alanları işte Aydem'i kastediyor. Konut burada en önemli madde şu konut alanları başlıklı hükmünde yer alan minimum ifras şartlarının tüm koşullar için 500 metrekare olarak düzenlenmesine. Bu 750 metrekareydi minimum. Ee, belirtilen bağımsız birim büyüklüklerinin tüm koşullar için kaldırılmasına ve tüm konut kullanım alanlarında bağımsız birim büyüklüğü kararının en az 75 metrekare olarak düzenlenmesine. Ee, bu da 110 metrekareydi. Şimdi bana sorulan sorulardan birisi de e, özellikle şu. Yani e, 75 metrekare tamam da yani 1 bölü 1000, 1, 1, 1 artı 1'ler var mı? 2 artı 1, 3 artı 1 ne durumda? İşte 1 bölü 1'ler bir artı birler kalktı mı diye. Ya aslında bir artı bir falan kalktığı yoktu. Adam diyor ki 75 metrekare diyor. Bağımsız birim büyüklüğü 75 metrekare. Sen bu 75 metrekareyi artık bir artı bir mi yaparsın? iki artı bir mi yaparsın? Nasıl yaparsan yap. Eee bu tabii önemli madde. Yani yaklaşık olarak 1500-1600 tane 500 metrekarenin altındaki arsalar işte Karaçal'da bunlar çok tartışmalara yol açmıştı biliyorsunuz. Bunlar aynen olduğu gibi devam edecek. Ben tabii oradaki şeyi plancısından şunu da sordum. Yani benim dedim Karaçal'da 400 metrekare bir arsam var. Ben buraya ne yapabilirim dedim. E dedi orada sizin yüzdeniz ne dedi. E dedim yüzde 20 iki kat. O zaman dedi 80-80 iki kat yer yapabilirsin dedi yani oradakiler aynen devam ediyor ama bundan sonrası için yapılacak olan. Burada hemen onu da okuyalım. En önemlisi. Mesela kamusal alanlara komşu olan parsellerde bahçe mesafeleri plan üzerinde askı belirtilmedikçe 3 metre olarak uygulanacaktır. Plan notu ekleniyor. E bu arada tabii 18 uygulamasıyla iflas şurada vardı o madde onu da söyleyeyim yani. E, niteliği arsa olan parsellerde kamuya terk işlemlerinden sonra 500 metrekarenin altına düşmesi halinde minimum iflas şartı aranmaz ve inşaat ruhsatı düzenlenebilir. Plan notunun eklenmesine demiş. Yani e, hep vurgu yapıyoruz ya 18 uygulamasına. 18 uygulaması yaptıktan sonra bundan sonra yapılacak olan 18 uygulamalarında 500 metrekareden aşağı bir arsa tedariki söz konusu olmayacak. Bundan sonrası için geçerli ama şu ana kadar yapılmış olanlarda eee Aynen devam edecek. Tabii bu arada kişi başı dediğim gibi 12,5 metrekare olan yeşil alan, 10 metrekareyi Kanuni sınırlarına çekiliyor. Ondan sonra burada tabii mesela eski Sigorta Hastanesi'nin arka tarafındaki alan işte turizm tesisi alanından belediye sosyal tesisi olarak filan değişiklikler yapıyor. Bunlar belediye ile belediye ile alakalı değişiklikler. Şimdi burada hedef tabii 80 memnuniyeti. Yani seksen memnuniyet. Hedef bu. Ee, bunun e, tabi hepsi 2008'deki, e, yani 2008'deki ölçümlere göre o alan içerisinde yapılmış. O alanın e, donatı ihtiyaçları, kamu yararı açısından işte, kamuya ait ayrılması gereken yerler ve ihtiyaçlar açısından 2008 baz alınmış. Şöyle, 75 bin kişiye göre merkezde köylerle beraber işte 100 bin kişiye göre yapılmış. Bu arada tabii sorulardan bir tanesi de yeni imar planı açılan bir yer yok yani hiçbir yer imar planı açılmadı. Ama bakın ben imar planı olarak şimdi yaklaşık 5-10 sene sonra şöyle bir şey olacak kanaatindeyim. Bu benim şahsi yorumum, beklentim tabi. Özellikle Gürköy ve akabinde Karacağaç, Dereköy, kısmen Kargınkülü, kapı kargından da Çeştepe. Cuma Belen, Çeşme zaten kısmen girdi. Cuma Belen ve dediğim gibi yukarıda Dereköy. Yeni imar planında olası arttırılan yerler, yani yeni alanlar, yeni imar açılacak alanlar olarak yeni bir imar revize imar planı yapılırsa buraya doğru geçilebilir. Benim ileride beklentim yani bu bölgelerin değerlendirilmesi. Yani TİGEM tarafına gidilemiyor, Kapı Gargında ya da Eska'nın o taraflarda mesela çok fazla gidilemiyor deniz dolayısıyla. Ee, hem doğal sit olması açısından hem kapı kargındaki bazı tarihi yerler işte şereflerdeki kalinde gibi tarihi yerler dolayısıyla o taraflara çok fazla gidilemiyor. Efendim e, tabi burada ben bu arada plan notlarından sonra şu bazı bilgiler de aldım. Mesela itiraz başlıkları 1499 değerlendirme yapılmış ve bu değerlendirme devam ediyor. eee Birincisi bağımsız birim büyüklükleri ve iflas şartlarına düşürülmesi nitelikli yapı için 500 metrekare iyi dedi. Yani 500 metrekare arsa iyi bir arsa nitelikli bir yapı için. Ee, bu bu kısmi kabul yapıldı bununla ilgili olarak birçok itiraza karşı. Karayolu kenarlarının eski imar planındaki yapılaşma haklarına dönüştürülmüş. Ee, bitişik nizam... 5 kat idi önceden nüfus kısıtlamalarından kaynaklı ayrık nizam 4 kat olarak karar verilmişti. Şimdi eski imar planına dönüştürüldü, dönüldü. Üçüncüsü işte düzen, düzenleme ortaklık payı yani DOP dediğimiz oranlarına itirazlar vardı. %20 oranında bu itirazların %20'si bu yöndeydi. 18 uygulamasına atfedilerek, 18 uygulamasıyla bu iş çözülür diyerek kısmi kabile girdi. 18. madde uygulaması e, talebi itirazların %80'i bundan ibaret çözüm 18 uygulamasına atfedilerek bir şekilde halli oldu. E, yani aşağı yukarı bu 3. ve 4. madde bazında %80 memnuniyet e, yapılmaya çalışıldı. Efendim imar planıyla ilgili olarak yani aslında bir yayın yapmak yani ayrı bir özel yayın yapmak lazımdı. Yalnız pazar günü gündem pazar gündemiyle bunu birleştirdik. Ee, olabildiğince ben sağlıklı bilgiler vermeye çalıştım Bu zaten özellikle plan notları e, yani 3 saat 20 dakika süren toplantıda e, Bunlar okundu hepsi Yani bunlar e, şey değil yani bana özel şahsı özel verilmiş evraklar belgeler değil. Biz orada e, düğmeye basıp da bu konuşmaların tamamını bu anlat bunları zaten anlattılar okulular zaten yani bu plan notlarını. Bunlar tabii burada okunması ve bizim orada kameraya basıp da kayda almamız. E, açık kaynak olduğu için bu kamuya e, kapalı bilgiler değil bize özel şahsi özel bilgiler de değil ama keşke bu bilgilendirmeyi dediğim gibi Dalaman Belediyesi yetkilileri e, ya da imar Komisyonu üyeleri keşke yapsalardı e, hakikaten ben de çok buna kafa patlattım çok uğraştım çok e, ayrıntılı bilgi topladım e, sizlerden özellikle bu emekten dolayı emeğe bir saygı bekliyorum e, tabii eleştiri olabilir eleştiriler olabilir görüşler fikirler olabilir yani bizim bu uzmanlık alanımız değil ama gazeteci biliyorsunuz işi gereği birçok şeyi araştırmak incelemek ve kamuoyuna duyurmakla mükellef yani belki de belediye çok iyi duyuru yapmadığı için e, kafamıza takılan sokakta karşılaştığımız insanların sordukları sorular anlamında da e, bunu ben bir görev olarak adettim bunu buna mecbur olduğumu hissettim e, sadece zamanlama konusunda biraz bekledik. E, kısmet bugün güneymiş. E, tabii e, şimdi şu anda beklenti e, Ocak, Şubat gibi imarın açılması ile ilgili olarak işte imarın açılması. E, i̇lk başta da söylediğim gibi kimse ya benim tarlam yok, takkam yok, ben bana ne falan deme ihtimali yok. Çünkü herkesi ilgilendiriyor. E, Dalamanın 2040 yılına kadar sürebilecek olan vizyonu açısından da bu imar planı önemliydi. Ben burada aslında bu yayınla da tarihe de not düşmüş oldum. Yani YouTube'da bunu İstediğiniz zaman izleyebileceksiniz. Durdurup durdurup izleyebilirsiniz. Notlar alabilirsiniz. İtirazlar edebilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Tarihe de not düşmüş olduk. İlerideki nesiller ya bizim işte ev yapılırken tarla takkı şöyleyken şöyle mi olmuş böyle mi olmuş derse bu videoyu açıp izleyebilir bizden sonra da. Benim sadece arkadaşlardan ya da izleyicilerden ya da takipçilerden istirhamım. Yani buna bir basın açıklaması Buna bir ondan sonra bir basın mensubu olarak şey olarak bakmasınlar. Yani işte sen niye açıklıyorsun? Bunun mükellefleri ya da müellifleri açıklasın da diyebilir. Ama olabilir. Onların kendi anlayışı. Her yediğim bir yoğurt yiyişi var. Ben açıklamak bunları size anlatmak durumundaydım. Dediğim gibi zaten kameranın düğmesine bassak biz toplantıda bunu boydan boya zaten siz izleyecektiniz ama 3 saat 20 dakika süren hakikaten uzun süren bir süreçti çoğu da isim söylenerek geçti zaten yani aslında toplantının ana nüvesi yani 10-15 dakikalık bir şey zaten açık kaynak olduğu için herkesin ulaşabileceği bilgiler oraya da seyirci olarak da çok fazla insan gelmedi yani demek ki bu bir şekilde vatandaşlar çağrılarak, aranarak, görüşülerek bu sorunlar önemli ölçüde şey çözülmüş gibi geliyor bana. Özellikle büyük toprak sahipleri açısından önemli ölçüde şey çözülmüş gibi geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Tabii yanlış da düşünüyor olabilirim. Bir kamu görevi olarak bunları size anlatmakla mükellefim. Anlattım. Dediğim gibi yani hakarete varan eleştiriler yapmadıkça... Bunu Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi işte bilmem ne partisi falan diye işte yok onun şeysi, bunun şusu, su demeden e, yani beni özellikle bulaştırmadan e, eleştiri yaparsanız, yorum yaparsanız, soru sorarsanız oldukça memnun olurum. Ben sadece bilgi vermeye çalıştım. 6 Ekim Dalaman Bülteni'nden. Efendim e, imar planı haricinde de diğer bir gündem maddemiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Uğur Akın Şahin'in ilçe başkanı olarak atanmasıydı. Atanma diyoruz tabii genelde yani ben Şefik Başkan'la da sohbet sırasında bunu ısrarla sormuştum zaten. Ya bu seçim olmaz işte yani geleneklerinde yok AK Parti'nin bu şekilde. Birisini bulurlar seçerler önüne koyarlar yani orada işte oy verilir demiştim. Hakeza öyle oldu. Hem milletvekili adayı hem de milletvekili aday adayı hem de belediye başkan aday adayı olan eğitimci Uğur Akın Şahin genç ve dinamik, 90 1990 doğumlu arkadaşımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılar diliyorum. Enerjik, atak, ondan sonra özellikle eğitim konusunda vizyon olan bir arkadaş. Daha önceki süreçlerde de kendisiyle sohbetler ve röportajlar yapmıştık. Ara sıra bir araya gelip off the record sohbetlerimiz oluyor bir arkadaşımız, bir dostumuz olarak. E, tabii gençlere artık bu işi bırakmak lazım. Yani hakikaten bakıyorsunuz şimdi Dalaman'ın belediye başkanı kaç yaşında? İşte onun meclisi kaç yaşında? Artık yeni nesillerin, gençlerin bu işlerin içine girmesi lazım. Bir yenilenme lazım. E, bu partisel anlamda da, belediyesel anlamda da olabilir. Bir yenilenme lazım. Buradan tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, geçtiğimiz hafta bir de Kille'de ben gezmiştim biliyorsunuz. Kille ile ilgili yayın yapmıştım. Kirli'deki e, yani oraya gittim de aslında ilk kez denize girmiştik ama hani torunla falan gittik işte çoluk çocuk. E, insanlar böyle şeyleri seviyorlar. Bu tür videoları seviyorlar. E, oldukça ilgi çekti. E, bu şekildeki videoları yapmaya devam edeceğim. Hayırlısıyla. Ondan sonra e, Dalaman'ın özellikle kış mevsiminde hiç kimsenin olmadığı zamanlarda iştirakler müdürlüğüne bağlı tesislerde koylarda Dalaman'ı daha renkli, daha değişik görüntülerle anlatmaya devam edeceğiz. Ama hakikaten Dalaman'ın artık reklama ihtiyacı yok. Dalaman Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi, dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Bu arada sosyal medyada işte Dalaman gelişmişlik açısından en kötü ilçelerden birisi olarak ad edildi diyor. Bu tabii sizin şimdi buna nereden baktığınıza bağlı yani bardağın neresinden bakıyorsun oraya da bağlı. Ben bu görüşlere katılmıyorum. Biz nefes aldığımız sürece, yaşadığımız sürece bizim için en güzel yer Dalaman. Burayı terk etmek amacımız olmadığına göre bizim için en güzel yer, en güzel coğrafya, en, en iyi arkadaşlarımız, en iyi dostlarımız, ee, sokağa çıkınca selam verdiğimiz arkadaşlarımızın hepsi ile biz birlikte yaşıyoruz. Birlik içerisinde bir şeyimiz var. Tabii bazen de şöyle diyorlar ya eskiden Dalaman'da sokağa çıktığım zaman 10 kişiden işte 8'ini tanıyordum şimdi ikisini tanıyorum. Bu da bu kaçınılmaz bir gerçek. Yani bundan da kaçış yok. Onun için bunu da çok böyle kaşımamak lazım. İşte bu gelenlerin geri gidecek hali yok herhalde yani. Ya da kapıya bir tane nöbet çizdikçe halimiz yok. Onun için birlikte yaşama kültürüne alışmak, başka fikirlere saygı duymak, başka anlayışlara saygı duymak durumundayız. Bunu da buradan ifade edeyim. Efendim 6, herhalde notlarımız bitti. 6 Ekim Pazar gününden hepinize saygılar sunuyorum. Eee... Bununla ilgili, imar planı ile ilgili ya da diğer konularla alakalı sorularınız varsa bir sonraki bir sonraki yayında e, mutlaka değerlendireceğim biliyorsunuz. Yorum yaparsanız, like'larsanız, abone olursanız, arkadaşlarınıza abone yaparsanız çok sevinirim. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.